Whiteout Survival oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün aklıma bir video fikri geldi. Daha doğrusu bunu bir esinlenme yaptım. Siber Törfçü'nün bir Atatürk'le alakalı güzel bir yapay zeka videosu vardı. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ben ağlayarak izlemiştim. O biraz ilham verdi. Biraz da kafamda zaten bu tarz bir şey vardı da tam oturtamamıştım. O video sayesinde oturttum. Şimdi sıfırdan ChatGPT ile beraber Whiteout Survivor'da bir hesap açacağız. Hangi sunucuda başlayacağına ChatGPT karar verecek. Yine sunucunun hesabının ismine ve sonrakinde işte ben bazı sorular soracağım. Fırını mı yükselteyim veya şuradan mı yükselteyim, asker mi basayım, bir yerlere kaynağımı göndereyim, saldırı mı yapayım gibisinden sorular soracağım. ChatGPT de bana şunu yap bunu yap diyecek. Onun yaptığı şekilde hesabı geliştirmeye çalışacağız. Bakalım abi ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. ChatGPT ile Whiteout Survivor mücadelesi başlasın. Şimdi başlıyoruz. Selam chat. Merhaba. Nasılsınız? Sizi dinliyorum. Şu anda YouTube'da bir video çekiyorum. Seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? YouTube için video mu çekiyorsunuz? Harika. İzleyicilere videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmamalarını söyleyebilirsiniz. Ayrıca onların yorumlarını da beklediğinizi belirtmek izleyici katılımını artırabilir. Ve tabii ki eğlenceli ve bilgilendirici içerikler için teşekkür etmeyi de unutmayın. Evet. Şimdi aklıma bir video fikri vardı. Senden de bununla alakalı yardım isteyeceğim. Öncelikle Whiteout Survivor oyununu biliyor musun? Evet. Whiteout Survival'ı biliyorum. Bu oyun, oyuncuların hayatta kalmaya çalıştığı bir strateji oyunu. Soğuk ve zorlu bir ortamda kaynakları toplayarak ve üstünüzü geliştirerek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Evet. Oyunla şimdi senden istediğim şu. Oyunda yeni bir hesap açacağız. Oyunda hangi sunucuyu açacağımıza sen karar vereceksin. Sonrasında işte hesabın ismini sen karar vereceksin. Sonrasında ben sana seçenekleri sunacağım. İşte fırını mı yükseltelim, asker mi basalım gibisinden. Yani sen karar vereceksin, ben senin dediklerini uygulayacağım. Bu tarz bir video formatı çıkartmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursan sevinirim. Bu harika bir fikir. Tamam, o zaman oyunda yeni bir hesap açacağız. Sunucu seçimiyle başlayalım. Tabii. Daha yeni sunucularda başlamak, rekabette daha eşit koşullarda olmanızı sağlar. Hesap ismi olarak ne düşündüğümüze gelince, belki de ChatGPT komutanı gibi bir isim olabilir. Sonra da oyunda yapacağınız hamleleri ben yönlendireceğim. Hazır mısınız? Tamam da şimdi 2081. sunucu en son sunucu. Buradan mı açayım? Evet. 2081. sunucu en son sunucuysa oradan başlamak iyi bir fikir olur. Yeni sunucularda diğer oyuncularla benzer bir başlangıç yapacağınız için rekabet daha dengeli olacaktır. Haydi 2081. sunucuda yeni bir hesap açalım. Sonra hesap ismini belirleriz. Tamamdır. Şu anda hesabımı açtım. Direkt bir sinematik geldi. Bu sinematiği biraz geçmem gerekiyor. Sen bekle. Tabii. Beklerim. Sinematikler genellikle oyunun hikayesini anlatır. İzleyip oyunun atmosferine dalmak güzel olabilir. Hazır olduğunda devam ederiz. Ben buralara geçene kadar sen oyuna yeni başlayanlara birkaç tane taktik verebilir misin? Tabii ki. İşte yeni başlayanlar için birkaç taktik. Öncelikle kaynak yönetimine odaklanın. Odun, yiyecek ve taş gibi kaynakları toplamak hayati önem taşır. İkinci olarak barınağınızı geliştirin. Barınağınız ne kadar gelişmiş olursa o kadar fazla hayatta kalan kişiyi barındırabilirsiniz. Üçüncü olarak keşif yapmaktan çekinmeyin. Haritada yeni alanlar keşfetmek, değerli kaynaklar ve fırsatlar bulmanızı sağlayabilir. Son olarak diğer hayatta kalanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Çünkü birlikte çalışmak hayatta kalmayı kolaylaştırır. Bu ipuçlarıyla oyuna sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle Whiteout Survivor'da açtığımız hesaba uygun bir isim bulmamız gerekiyor. Ne yapalım? Yeni bir hesap için ilgi çekici bir isim bulabilirim. Ne dersiniz? Buz Kralı. Hem oyunun temasına uyuyor hem de güçlü bir hava katıyor. Ya da Kutup Fatihi gibi bir şey de olabilir. Sizce nasıl? Bence de güzel. Ama daha böyle Türklere özgü etkili ve de haşin gaddar bir isim bulabilir misin? Tabii ki. Türklere özgü bir isim ve etkileyici bir isim düşünelim. Kara Kartal veya Yıldırım Han nasıl? Hem güçlü hem de Türk kültürüne ait çağrışımları var. Tamam, Buz Kralı güzel ya. Buz Kralı'na devam edelim biz. Harika. Buz Kralı mükemmel bir seçim. Şimdi oyunda Buz Kralı olarak maceraya atılmaya hazırsınız. İlk adımlarımızda nelere odaklanmak istediğinize karar verelim. Kaynak toplamak mı? Barınağı güçlendirmek mi? Yoksa keşfe çıkmak. İşte bunları sen karar vereceksin, ben uygulayacağım. Şu anda videomuzun formatı bu. Sen bana söyleyeceksin, ben oyunda yapacağım. Mesela fırınımı yükselteyim yoksa binalarımı yükselteyim başta. Başlangıç için en iyisi binalarınızı yükseltmek olacak. Özellikle ana binanızı yani belediye binasını yükseltmek diğer yapıları da daha yüksek seviyelere çıkarmanıza olanak tanır. Bu da kaynak üretiminizi ve depolama kapasitenizi arttırır. Yani ilk olarak belediye binasını yükseltelim. Şimdi belediye binası diye bir şey yok. Burada fırın var. Ana binamız fırın. O zaman ilk olarak fırını yükseltelim. Fırın yiyecek üretimi için kritik bir yapı. Onu yükselterek daha fazla yiyecek üretebilir ve depolayabilirsiniz. Haydi fırını yükseltelim. Tamam. Yani sen şimdi Whiteout Survivor oyununu biliyorsun değil mi? Evet. Whiteout Survival'ı biliyorum. Zorlu soğuk koşullarda hayatta kalmayı amaçlayan bir strateji oyunu. Kaynakları toplayarak, barınaklar inşa ederek ve diğer hayatta kalanlarla işbirliği yaparak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda fırın gibi yapıları yükseltmek ve kaynakları verimli kullanmak başarı için önemli. Başka neler merak ediyorsunuz? Yani şimdi sen söyleyeceğim, ben yapacağım. Şu anda ben fırını yükseltmeye başladım ama belli bir süre, 1 dakikalık bir süre oldu. Onun yükselmesini bekliyorum. Ha, süper. O zaman bu süre zarfında bir sonraki adımı planlayalım. Fırın yükselirken kaynak toplamak için işçilere görev verebilirsiniz. Odun, taş ve yiyecek gibi kaynaklara odaklanmak iyi bir strateji olur. Hazır olduğunuzda işçilerin kaynak toplamasını başlatalım. Şu anda yine bir sinematik girdi oyunda. Onu bekleyeceğim. Tamam. Sinematik bitene kadar bekleyelim. Bu arada oyunun hikayesini öğrenmek ve atmosferine dalmak için güzel bir fırsat. Sinematik bittiğinde devam ederiz. Bakalım şu anda benden görev olarak ne istiyor? Bakalım bir. Tamam. Bakalım oyun size hangi görevi verecek? Görevler oyunda ilerlemek ve kaynaklarınızı verimli kullanmak için iyi bir rehber olabilir. Görevi öğrenince ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi görevde bana ana binalar var, işte odun toplama, kömür toplama veya barınak gibi binalar var. Sürekli onları yükselt diyor aşamada. Bu aşamada oyunun size rehberlik ettiği gibi ana binaları yükseltmek iyi bir strateji. Odun, kömür ve barınak gibi yapıların seviyelerini artırarak kaynak üretiminizi ve depolama kapasitenizi artırabilirsiniz. Özellikle odun ve kömür oyunda birçok yapının inşası ve yükseltilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu binaları öncelikli olarak yükseltmek mantıklı olur. Haydi ana binaları yükseltelim. Tamamdır, yükseltelim bakalım. Harika. Binaları yükseltmeye başlayalım. Uzun vade kaynak üretiminizi artıracak ve oyunda daha güçlü bir konuma gelmenizi sağlayacak. Eğer başka bir şey sormak veya paylaşmak isterseniz buradayım. Peki şimdi oyunda hızlandırmalar var. Yani bastığımız süreleri kısaltan hızlandırmalar ve bu hızlandırmalara bağlı etkinlikler var. İşte şu kadar dakika hızlandırma basarsan etkinlikte şu kadar puan alırız gibisinden. Ama etkinlik gelene kadar o hızlandırmaları biriktirmek mi daha avantajlı, yoksa hızlandırmaları sürekli basmak mı daha avantajlı? Etkinlikler süresince hızlandırmalar kullanmak genellikle daha avantajlıdır. Çünkü etkinliklerden ek puanlar veya ödüller kazanabilirsiniz. Bu nedenle hızlandırmalarınızı stratejik olarak kullanarak etkinliklerde daha fazla puan elde etmeyi hedeflemek iyi bir taktik olabilir. Ancak acil bir durumda veya önemli bir bina yükseltmesi gerekiyorsa hızlandırmaları kullanmaktan çekinmeyin. Dengeyi iyi kurmak önemli. Peki chat, hala şu anda videoyu izleyip de kanala abone olmayan kişilere ne demek istersin? Küfür edelim mi? Küfür etmek yerine izleyicileri nazikçe abone olmaya teşvik ederim. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Gibi bir şeyler söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Ben sen küfür edersin diye düşünmüştüm ama. Küfür etmek kısa vadede dikkat çekici olabilir ama uzun vadede izleyici kitlesiyle olumlu bir ilişki kurmak için nazik ve dostça bir yaklaşım daha etkili. Sizi destekleyen bir topluluk oluşturmak her zaman daha değerlidir. Ne dersiniz? Bu şekilde mi devam edelim? O şekilde devam edelim ya. Topluluk oluşturalım. Sen yardımcı ol bana biraz. Harika. Topluluk oluşturma konusunda size seve seve yardımcı olurum. İçeriklerinizde samimi ve ilgi çekici olun. İzleyicilerle etkileşim kurun ve onların görüşlerine değer verdiğinizi gösterin. Yorumları yanıtlayın. Onlara sorular sorun ve içerik önerilerini dikkate alın. Düzenli ve kaliteli içerik üretmek de önemli. Ayrıca sosyal medyada aktif olmak ve diğer içerik üreticileriyle işbirliği yapmak da büyümenize katkı sağlayabilir. Hazır mıyız? Şimdi sen video formatından çıkma. Yani şu anda videoda olduğumuz için sen daha çok bana değil de izleyicilere konuşman gerekiyor. Onlara önerileri de bulun. Ne bileyim, oyunla alakalı. Anladım. Tamam. Sevgili izleyiciler, videolarımızda sizlerle etkileşimde olmak bizim için çok önemli. Sizin görüşleriniz ve önerileriniz doğrultusunda içeriklerimizi şekillendirmek istiyoruz. Oyun dünyasında keşfetmemizi istediğiniz konular veya incelememizi istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan haberdar olun. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Şimdi chat'cim, ben bu oyunu bayağı bir oynadım ama silmiştim. Karapaşa dün bana şey yaptı. Oyunu tekrar yükle de bir şey göstereceğim dedi. Sen Karapaşa'yı tanıyor musun? Maalesef Karapaşa'yı tanımıyorum ama görünüşle göre oyunda size bir şey göstermek istiyor. Belki de oyunda yeni keşfettiği veya ilginç bulduğu bir şeyi paylaşmak istiyor. Oyun için içinde neler olduğunu görmek için Karapaşa'nın söylediklerine bir göz atmak ilginç olabilir. Peki beni sürekli takip eden, hiç bırakmayan Karapaşa var, Ahmet var, Musli var, Misamo var ve diğer arkadaşlar var. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki. Karapaşa, Ahmet, Mustafa, Esem ve tüm diğer değerli izleyicilerimize selamlar. Sizi burada görmek harika. Videolarımıza gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin gibi sadık izleyicilerle büyümek ve gelişmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Sizleri mutlu edecek ve eğlendirecek içerikler üretmeye devam edeceğiz. Lütfen görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşmaya devam edin. Hep birlikte büyümek dileğiyle. Şimdi oyunda keşif aşaması açıldı. Keşiften mi gideyim yoksa inşaat yapmaya devam edeyim? İlk fırını mı basayım yoksa diğer binaları mı basayım? Keşif aşamasının açılması harika. Keşifler haritada yeni kaynaklar ve fırsatlar bulmanıza olanak tanır. Ancak fırın gibi ana binaların seviyesini yükseltmek de uzun vadede önemli. Bence önce fırını yükseltelim, çünkü bu yiyecek üretiminizi arttıracak. Ardından keşiflere odaklanabiliriz. Keşifler sırasında bulacağınız kaynaklar ve bilgiler inşaatta da size avantaj sağlayacaktır. Hazırsanız fırını yükseltelim. Tamam, şimdi fırını direkt yükseltmiyor. Fırını yükseltmek için bazı ihtiyaçlar var. Veya mesela başka bir binayı yükselt ki fırını sonradan yükseltelim gibisinden. Ben şu anda diğer binaları yükseltmeye çalışıyorum. Anladım. Bazı binaları yükseltmek için öncelikle diğer belirli binaların seviyelerini arttırmanız gerekiyor. Bu, oyunda ilerlemeyi daha dengeli hale getiren bir mekanik. O zaman fırını yükseltmek için gerekli şartları yerine getirecek şekilde diğer binaları yükseltmeye odaklanalım. Bu sırada kaynaklarınızı dengeli bir şekilde kullanmaya çalışın ki ileride zorluk yaşamayın. Hadi diğer binaları yükseltmeye devam edelim. Peki şey soracağım. Şimdi oyunda bayağı pay to win bir oyun bu. Yani güçlenmek için para yatırmak gerekiyor biraz. Oyuna para yatıralım mı yoksa direkt bu şekilde soft bir şekilde oynayalım mı? Tamam. Oyunu ücretsiz olarak oynamaya devam edelim. Bu biraz daha sabır ve strateji gerektirebilir. Ancak oyunun tadını çıkarmak için harika bir yol. Kaynakları dikkatlice yönetmek, görevleri tamamlamak ve etkinliklere katılmak oyunda ilerlemenin anahtarı olacak. Eğer belirli bir konuda takıldığınızda veya öneriye ihtiyaç duyduğunuzda buradayım. Hadi ücretsiz bir şekilde bu maceraya devam edelim. Yani para yatırmayayım mı? Çünkü diğer oyuncular bana karşı bayağı güçlenmeye başladı para yatırdıkları için. Evet, bazı oyuncular para yatırarak daha hızlı güçlenebilir. Ancak para yatırmadan da sabırlı ve stratejik oynayarak başarılı olmak mümkün. Düzenli olarak oyuna girip kaynak toplamak, görevleri tamamlamak ve etkinliklere katılmak ücretsiz bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacak. Ayrıca topluluğunuzla etkileşimde kalarak diğer oyuncularla işbirliği yapabilirsiniz. Sabır ve doğru stratejiyle rakiplerinize karşı dayanıklılığınızı artırabilirsiniz. Başlangıç olarak peki ne yapabiliriz? Birkaç tavsiye ver bakalım. Ücretsiz oynarken bazı stratejiler şöyle olabilir. Birincisi, kaynaklarınızı dikkatli yönetin. Odun, kömür ve yiyecek gibi kaynaklar hayati önem taşır. Bunları sürekli olarak toplamak için işçilerinizi yönlendirin. İkincisi, günlük görevleri ve etkinlikleri tamamlayın. Bu görevler, ek kaynaklar, ödüller kazanmanız için harika bir yol olabilir. Üçüncüsü, ittifaklara katılın. Diğer oyuncularla işbirliği yapmak hem savunmada hem de saldırıda size avantaj sağlar. Dördüncüsü, binanızı ve teknolojilerinizi dengeli bir şekilde yükseltin. Fırın, depolar ve askeri yapılar gibi ana binaları öncelikli olarak geliştirin. Sabırlı ve stratejik bir yaklaşımla ücretsiz olarak da oyunda başarılı olabilirsiniz. Peki araştırma kısmında nereye yönelmeliyiz? Ekonomi kısmına mı yoksa savaş kısmına mı? Güçlenmek için. Güçlenmek için dengeli bir yaklaşım benimsemek en iyisi. Ekonomik araştırmalar kaynak üretiminizi artırarak uzun vadede daha sürdürülebilir bir büyüme sağlar. Bu da daha fazla asker eğitmek ve binalarınızı yükseltmek için gereken kaynakları sağlar. Ancak savaş araştırmaları da ordunuzu güçlendirerek savunma ve saldırı kapasitenizi artırır. Bu nedenle başlangıçta ekonomik araştırmalara öncelik verip ardından savaş teknolojilerine yatırım yapmak iyi bir denge sağlar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela araştırmada ekonomi kısmına zaman harcamak yerine oradan toplayacağımız ham maddeyi keşfe çıkıp ham madde yağma yaparak da toplayabiliriz. Oradan kazanacağımız zamanı da savaşa vermek daha doğru olmaz mı? Evet. Bu da etkili bir strateji olabilir. Keşif yaparak ve diğer oyuncuların zayıf noktalarını hedef alarak ham madde yağmalamak hızlı bir şekilde kaynak toplamanızı sağlar. Bu kaynakları savaş araştırmalarına ve askeri birimlerinize yatırarak daha güçlü bir ordu oluşturabilirsiniz. Ancak Bu strateji diğer oyuncularla çatışma riskini de artırabilir. Bu yüzden ordunuzu güçlü tutmak önemlidir. Dengeyi iyi sağlamak ve riskleri göze almak gerekiyor. Anladım. Yani sen diyorsun ki başlangıçta kimseyle düşman olma, gücünü boşuna yere harcama, tamamen güçlendikten sonra mı saldır diyorsun? Evet, tam olarak öyle. Başlangıçta gücünüzü boşuna harcamamak ve diğer oyuncularla gereksiz çatışmalardan kaçınmak akıllıca olur. Kaynaklarınızı ve zamanınızı, ordunuzu ve ekonominizi güçlendirmeye odaklayarak daha sonra daha güçlü bir konumda olursunuz. Bu şekilde gerektiğinde saldırıya geçmek veya savunma yapmak için daha iyi hazırlanmış olursunuz. Sabır ve strateji özellikle oyunun başlangıç aşamalarında çok önemlidir. Peki oyundaki kahramanların isimlerini biliyor musun? Maalesef oyundaki kahramanların isimlerini bilmiyorum. Ancak genellikle oyunlarda kahramanlar farklı yeteneklere ve rollere sahip olur. Sizin için en iyi kahramanı seçmek oyun tarzınıza ve stratejinize bağlıdır. Kahramanların yeteneklerini ve rolleri hakkında bilgi edinerek takımınız için en uygun olanları seçebilirsiniz. Ama sen Whiteout Survival oyununu biliyorum demiştin videonun başında. Haklısınız. Whiteout Survival'ı genel hatlarıyla biliyorum. Ancak oyunun tüm karakter isimleri ve detaylarına hakim değilim. Bu tür oyunlarda kahramanlar genellikle farklı rollere ve yeteneklere sahip olur. Yok hayır, şimdi internete bağlanıp isimlerini öğrenemiyor musun sen? Hayır, ben internete bağlanamıyorum ve gerçek zamanda bilgi alamıyorum. Demeyin. Size oyun anlayışınız için teşekkür ederim. Başka nasıl yardımcı olabilirim? Oyunla ilgili başka bir konuda veya farklı bir konuda sohbet edebiliriz. Ya şimdi ben senden taktik alacaktım. Ona göre köyü geliştirecektim ama sen de oyunu bilmiyormuşsun. Nasıl olacak o iş? Oyunla ilgili genel stratejiler ve tavsiyeler sunabilirim. Ancak oyunun spesifik detaylarına hakim olmadığımı kabul ediyorum. Köyünüzü geliştirmek için kaynak yönetimi, bina yükseltmeleri ve stratejik saldırı, defans planları gibi konularda genel önerilerde bulunabilirim. Eğer oyunun belirli bir yönü hakkında taktik veya öneri istiyorsanız size bu konularda yardımcı olmaya çalışabilirim. Anladım. Mesela Whiteout Survivor değil de Rise of Kingdoms oynuyor olsaydım şu anda yine aynı taktikleri verecektin herhalde. Rise of Kingdoms gibi oyunlarda da benzer stratejiler geçerli. Kaynak yönetimi, bina yükseltme, askeri birimleri güçlendirme ve ittifaklarla işbirliği yapmak gibi unsurlar her iki oyunda da önemli. Peki ayrıca, PUBG'de de aynı mı? Bina yükseltmek, fırın yükseltmek gibi şeyler. Hayır. PUBG gibi bir Battle Royale oyunundan stratejiler farklı. Yemedim. PUBG'de anlayışınız için teşekkür ederim. Farklı oyun türleri ve stratejiler hakkında konuşmak keyifliydi. Başka bir şey sormak veya paylaşmak ister misiniz? Yo, şimdi video devam ediyor. Sen bana devam edeceksin işte. Binaları yükseltmeye ben devam ediyorum sürekli. Video bitene kadar buradayız. Anlaştık. Video bitene kadar buradayım. Binaları yükseltmeye devam ederken kaynak yönetimi ve stratejik kararlar konusunda size destek olmaya hazırım. Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olursa çekinmeden sorun. Hadi oyuna odaklanalım. Tamam, ben şimdi fırına odaklandım. Fırını yükselteceğim ki fırın seviyesi yükseldikçe hem yeni kahramanlar açılıyor hem de ittifaka katılma imkanım olacak. Haritayı açabileceğim. Haritayı açtıktan sonra da kaynak farmlamaya başlayabileceğim veya askeri birimleri oluşturabileceğim. O yüzden ilk fırını yükseltiyorum. Harika bir plan. Fırını yükseltmek oyunda ilerlemek için önemli bir adım. Yeni kahramanların kilidini açmak ve ittifaklara katılma imkanı oyun stratejinizi genişletir. Haritayı açmak, kaynak farmı ve askeri birimler için de harika olacak. Fırın yükseltmesini tamamladıktan sonra bu yeni özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için planlama yapabiliriz. Hadi fırını yükseltmeye odaklanalım. Şimdi fırını yükseltmek için diğer binaları yükseltmem gerekiyor. O yüzden de hızlandırma için elmas kullanıyorum. Elmas kullanmak sence şey mi? Mantıklı mı? Elmas kullanmak hızlandırmaları etkinleştirerek binaları daha hızlı yükseltmenizi sağlar. Bu da oyunda daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur. Ancak elmaslar genellikle oyunun en değerli kaynaklarındandır ve dikkatli kullanılması önerilir. Eğer elmaslarınızı hızlandırmalar için kullanmak oyunda stratejik avantajlar sağlıyorsa mantıklı bir kullanım olabilir. Ancak ileride daha kritik bir ihtiyaç için elmas biriktirmeyi de göz önünde bulundurmalısınız. Dengeyi bulmak önemli. Yani harcama diyorsun. Aslında elmas harcamak bazen mantıklı olabilir. Özellikle de belirli bir bina yükseltmesi oyunda önemli bir avantaj sağlayacaksa. Ancak elmaslar değerli bir kaynak olduğu için dikkatli ve stratejik kullanmak en iyisi. Elmaslarınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınıza karar verirken oyununuzda en büyük etkiyi yaratacak alanları dikkate almak iyi bir yaklaşım olacaktır. Eğer şu an elmas harcamak oyunda belirgin bir avantaj sağlamıyorsa biriktirmek daha iyi olabilir. Yani şu anda oyunun başlangıcında olduğu için süreler kısa ama ben video uzamasın diye kazanırma kullanmak istiyorum da. Ya şimdi sen hep yuvarlak cevaplar veriyorsun. Oyunla ilgili hiç taktik vermiyorsun ki. Genel bir mantıklı çerçeveye oturtmaya çalışıyorsun ama sen oyuna hakim değilsin. Haklısınız. Oyuna spesifik olarak hakim olmadığım için genel stratejiler sunuyorum. Whiteout Survival gibi oyunlarda kaynak yönetimi, bina yükseltmeleri ve askeri güç oluşturma gibi temel unsurlar her zaman geçerli. Elmas kullanımı gibi konularda genel bir bakış açısı sunabiliyorum. Eğer oyun içinde spesifik bir durumla karşılaşırsanız o konuda size elimden gelen desteği vermeye çalışırım. Kaynağım az kaldığı için fırınımı yükseltemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kaynak sıkıntısı yaşıyorsanız birkaç şey yapabilirsiniz. 1. Kaynak toplama. Haritada kaynak noktalarını keşfederek işçilerinizi kaynak toplamaya gönderin. Bu odun, kömür ve yiyecek gibi kaynakları artırmanın doğrudan bir yolu. Ama haritaya çıkamıyorum. Fırınımın 7. seviye olması lazım haritaya çıkmak için. Anladım. O zaman diğer seçeneklere odaklanalım. 1. Görevler ve etkinlikler. Günlük görevleri ve etkinlikleri tamamlayarak ekstra kaynaklar ve ödüller kazanın. 2. Üretimi artırın. Kaynak üreten binalarınızı yükselterek ve onlardaki işçi sayısını artırarak üretimi hızlandırın. Şimdi kaynak üreten binaları yükseltemiyorum. Binaları yükseltmek için de kaynak istiyor. Diğer oyuncularla etkileşime geçmek iyi bir seçenek olabilir. İttifaklara katılarak ittifak yardımlarından yararlanabilirsiniz. İttifak üyeleri binalarınızı daha hızlı yükseltmek için size yardım edebilir. Hayır. Ayrıca sen oyunu bilmiyorsun. Video formatından çıktı. Şu anda ittifaka da katılamıyoruz. Fırın seviyesi yüksek olmadığı için veya diğer oyuncularla da irtibatta olamıyoruz. İrtibatta olsak dahi diğer oyuncular bize kaynak desteği veremiyor. Oyunun formatına uygun olarak. Yani şu anda kaynak toplayabileceğin tek yer üretim binaları. Üretim binaları da belli bir sürede kaynak üretebiliyor. O yüzden ne yapmak gerek? Anladım. Bu durumda oyunun formatına uygun hareket etmek önemli. Kaynak sıkıntısını aşmak için şunları deneyebilirsiniz. 1. Üretim binalarını optimize edin. Kaynak üretim binalarınızı sürekli çalışır durumda tutun. Mümkün olduğunca sık oyuna girip üretilen kaynakları toplayın ve üretim kapasitelerini maksimumda tutun. 2. Kaynak paketleri. Eğer oyunda görevlerden veya etkinlik paketleriniz varsa bunları kritik anlarda kullanmak için saklayın. 3. Bekleme. Bazen en iyisi sabırla beklemektir. Üretim binalarınızın kaynak üretmesini beklenebilir veya oyunu daha iyi anlamak için rehberleri inceleyebilirsiniz. Tamam, vazgeçtim. Videoyu burada bitirelim. O 30 dakika olmuş. Ne ara olmuş? Buradan izleyicilere söylemek istediğin son bir şey var mı? Tabii. İzleyicilerinize veda etmeden önce videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne dersiniz? Öyle bir şey. Patlattığımız mı, patlattığımız mı, patlıyoruz mu demek? Bizi takip edenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi... Sesin gitti. Buradayım. Sesim gelmedi mi? Yok, gelmedi. Bir ara gitti, geri geldi. Tamam, harika. Şimdi videoyu kapatmaya hazır mıyız? Hazırız gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ChatGPT ile köy geliştirme adlı bir format yapacaktık ama ChatGPT tam olarak oyuna hakim değil. Genel bir strateji belirliyor. Yani aynı strateji Rise of Kingdoms'a veya Viking Rise'da giydirebilir konuştuğumuzda. Kahramanların isimleri bilmiyor. Ben tamamen oyuna hakim olduğunu sanıp bu tarz bir içerik üretmeye çalışmıştım ama olmadı. Olduğu kadar bu şekilde bir format yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı oyunlarda, özellikle seçmeli oyunlarda da bu tarz içerikler üretebilirim. Veya bu güzelmiş abi, bundan devam et diyebilirsiniz. Köyden devam ederiz. Bakalım abi, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. ChatGPT teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Video boyunca benimle olduğunuz için çok keyif aldım. İzleyicilere de teşekkürler. Umarım farklı içeriklerle tekrar buluşuruz. Hoşçakalın. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin %80'i abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi, sen de 2 saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. mehmetimutluet.com